değerli basın mensupları, ya özgürlük ya hiç, ya demokrasi ya hiç, ya onurlu barış ya hiç, ya adalet ya hiç diyen Yaşar Kemal'i, Anadolu ve Mezopotamya coğrafyasının ortak değeri olan bu büyük üstadı yad ederek, saygıyla anarak sözlerime başlamak istiyorum. Zira bugün aramızdan ayrılışının yıl dönümü. Barışın inşasında, adaletin inşasında, özgürlüğün inşasında, demokrasinin inşasında çok büyük emekleri olmuştu. Musul'da patlama sonucu yaşamını yitiren meslektaşınız Rudav muhabiri Şifa Gerdi'ye Allah'tan rahmet diliyorum. Ailesinin, Kürt halkının ve Kürt medyasının acısını yürekten paylaşıyorum. Belli basın mensupları, bir kardeşimizi, bir dostumuzu yitirdik. Esa Musa, baskıya, zorbalığa, diktatörlüğe, ırkçılığa karşı özgürlüğün yanında yer aldı. Nelson Mandela'nın avukatlığını yaptı. Hakkın rahmetine kavuştu. Bir kez daha Güney Afrika halkının başı sağ olsun. Ekim ayı içerisinde Güney Afrika seyahatimizde Sayın Eş Genel Başkanımız başkanlığındaki bir heyetle gittiğimizde Esa Musa yaşına ve rahatsızlığına rağmen bir dakika olsun delegasyonumuzu, heyetimizi yalnız bırakmadı. Bütün etkinlik organizasyonlarda adeta rehberlik etti. Bir kez daha nur içerisinde yaşasın. Değerli basın mensupları, içerisinde yaşamış olduğumuz coğrafyanın şüphesiz ki bir geçmişi, bir background'ı vardır. Yarın 28 Şubat askeri vesayet rejiminin darbesinin en muhtarasının aynı zamanda yıl dönümü. Maalesef darbeler tekerrür ediyor. HDP eşitliğin, özgürlüğün, adaletin sesidir. Tam da bu atmosfer içerisinde 28 Şubat adeta tekerrür ettirilmek suretiyle özgürlüğün, adaletin sesi kıstırılmaya çalışılıyor. Varlığını ve bekasını sürdürmeyi şiddete, şiddet araçlarına, kan dökmeye bağlayan bir siyasal iktidarla karşı karşıyayız. Değerli basın mensupları, 7 Haziran seçim sonucunu, milletin iradesini tanımayanlar ülkeyi adeta kaosa sürüklediler. Temmuz ve 1 Kasım aralığını kan gölüne çevirmek suretiyle, toplumu tehdit etmek suretiyle 1 Kasım'da bir iktidar devşirdiler. Ve adeta bu iktidarı kalıcılaştırmak adına Kürt düşmanlığında yeni bir çığır, yeni bir sayfa açtılar. Değerli basın mensupları, her ne kadar 28 Şubat'ın etkisi 100 yıl sürecek dedilerse de o darbenin etki gücü 100 yıl sürmedi. O darbeciler halkın vicdanında mağlup oldular ve mahcup oldular. Emin olun ki 4 Kasım darbesini gerçekleştirenler de günü geldiğinde halkın vicdanında hem mağlup olacaklar hem de mahcup olacaklar. 4 Kasım darbesiyle eş genel başkanlarımız tutuklandı. Milletvekillerimiz tutuklandı. Grup başkan vekillerimiz tutuklandı. Ve şüphesiz ki devam eden süreç içerisinde parti sözcümüz Sayın Ayhan Bilgen tutuklandı. Bugün eğer huzurunuzdaysam bu bir zorunlu nöbet değişiminden kaynaklıdır. Bugün onun yapmakla mükellef olmuş olduğu görevi bu zorunlu nöbet değişiminden dolayı kendim gerçekleştiriyorum. Demokrasi bayrağını, özgürlük mücadelesi bayrağını, onurlu bir barış bayrağını yerde bulmadık, yere de düşürmeyeceğiz değerli basın mensupları. Bu vesileyle bir kez daha Sayın Ayhan Bilgen'i yad ediyorum ve günü geldiğinde, özgürlüğüne kavuştuğunda bu bayrak onurla kendilerine iade edilecektir, kendilerine tebliğ edilecektir. Değerli basın mensupları, 28 Şubatçılar o dönem Merve Kavakçı'nın üyeliğini düşürdüler. Bugünün muktedirleri Figen Yüksekdağ'ın milletvekilini düşürüyorlar. HDP başkanı dahil olmak üzere 13 milletvekilimizi cezaevinde tutuluyorlar. O gün Yargıtay, Danıştay ve Anayasa Mahkemesi başkanları
genelkurmayla briefing alırken bugün aynı şekilde külliyede el pençe tutturuluyorlar, el pençe divana çekiliyorlar. 28 Şubatçıların mağdur etmiş olduğu Hüda Kaya, Ayhan Bilgen, Seher Akçınar bugün de bedel ödemeye devam ediyor. Yine o gün Merve Kavakçı'nın arkasında dimdik duran Nazlı Ilıcak bugün muktedirleri tarafında cezaevinde tutuluyor. O gün çok açık ve ne söylüyorum, kimi medya mensupları tehdit edilirken bugün 156'yı aşkın medya mensubu meslektaşınız cezaevinde tutuluyor. Bir nevi o gün askeri vesayet vardı, bugün sivil vesayet var. Bugün faşizm var maalesef bu ülkede. Ama elbette ki bununla da sınırlı değil. Nasıl ki 28 Şubat'ın mağdurları o mağdurluk durumunu toplumun vicdanında bir iktidara devşirdilerse, bugün 28 Şubat'ın zihniyetini olduğu gibi ülkenin iktidarına yönetimine taşımış bulunuyorlar. Ve sadece 28 Şubat değil, 2 Mart darbesinin de aynı zamanda mirasını sürdürüyorlar, mirasını devam ettiriyorlar. Figen Yüksekdağ'ın vekilliğini düşürüyorlar. O gün Merve Kavakçı'nın vekilliği düşürülmüştü. Bugün ise Figen Yüksekdağ'ın vekilliği düşürülüyor. Hukuki süreç açısından irdelediğimizde Figen Yüksekdağ eş başkanımızın vekilliğinin düşürülmesi korsanlıktır, hukuksuzluktur, bir darbedir. Dahili basın mensupları. Sayın Yüksekdağ'ın yargılanmış olduğu dosya, dokunulmazlığı kaldırılmamış bir dosyadır. Yargılamanın durmuş olması gereken bir dosyadır. Ama maalesef hukuk adeta muhalefetin giyotini haline dönüştürülmüş durumda. Bu vesileyle bir kez daha ifade etmek isterim ki Figen Yüksekdağ eş başkanımızın İstanbul'da fotoğraflarının, posterlerinin yasaklanması faşizmin ta kendisidir. Bizlerin, HDP'nin kurda kuşa yem edeceği tek bir arkadaşı, tek bir başkanı, tek bir vekili, tek bir yoldaşı yoktur. Hiç şüpheniz olmasın ha, hiç şüpheniz olmasın. Halkın vicdanında Orhan Doğanlar nasıl ki ölümsüzleştiyse, nasıl ki her daim vekil olarak kaldıysa, bu arkadaşlarımız da siyaseten tasfiye edilemeyeceklerdir. Çünkü tasfiye edilmek istenen sadece Figen Yüksekdağ, Selahattin Demirtaş ve milletvekillerimiz değil, demokrasinin ta kendisidir. Birlikte yaşam arzusunun ta kendisidir. Eşitliğin ta kendisidir. Emin olun bunlar da başarılı olamayacaklar. Nasıl ki 1990'lı yıllarda ağababaları başarılı olamadı, bugün de başarılı olamayacaklar. Şu an itibariyle 109 il ve ilçe eş başkanlarımız, teşkilatlarımızın eş başkanları tutuklu bulunuyor. Adeta Kürt düşmanlığında AKP iktidarı bir çığır açmış durumda. Bütün muhalefet terörizmle suçlanılıyor. Ve böylelikle sindirmenin bir toplumsal meşruiyet zemini oluşturulmaya çalışılıyor. 79 belediye milletin iradesiyle seçilmiş belediyeye kayyum atandı. 83 belediye eş başkanı şu anda tutuklu bulunuyor. Sadece Diyarbakır şehrinde 10 yıl belediye başkanlığı yaptım, Diyarbakır şehrinde 969 belediye personeli işine son verildi, ekmeğiyle oynandı. Adeta nana muhtaç edip açlıkla terbiye etme politikasını hayata koymaya çalışıyorlar. Ve şu ana kadar işinden edilen, ekmeğiyle oynanan 10'u aşkın emekçi intihar etti değerli arkadaşlar. İntihar etmek zorunda bırakıldı. Bu aslında bir cinayettir. Çok açık ve ne söylüyorum. Bütün bunların hesabı mutlaka ama mutlaka
günü geldiğinde hukuk zemininde mutlaka sorulacaktır. Müsaadeniz olursa ben de geçmişte AKP'ye gönül vermiş vicdanlı kardeşlerime seslenmek istiyorum. 28 Şubat'ın yaratmış olduğu o mağduriyet kitlesi içerisinden nasıl olur da bugün böylesi bir zalim çıkabilir, böylesi bir zalim anlayış öğretilebilir? Bunu sorgulamak hepimizin insani, vicdani, ahlaki görevi ve sorumluluğudur. Muhalif olan herkes bir şekliyle ama bir şekliyle bedel ödetiliyor. Değerli kardeşlerim, Nusaybin'in Hrababava köyünde, yani Kuruköy'de adeta 1990'lı yılları da aşan bir zulüm politikası halen derbest, halen sürüyor. Halen köy abluka altında. Ve sözüm ona, kişi güvenliğini, kişi hürriyetini korumakla mükellef olan ilgili bakanlık, ilgili bakan işkenceyi itiraf ediyor ve işkenceyi meşrulaştırmanın arayışı ve söylemi içerisine giriyor. Çok açık ve ne söylüyor? İşkence suçtur. Hiçbir gerekçe işkenceyi meşrulaştıramaz. Ve günü geldiğinde işkence suçu zaman aşımına da uğramaz. Mutlaka ama mutlaka hukuk önünde, adalet önünde, ulusal ve uluslararası adalet önünde bunların hesabı mutlaka ama mutlaka sorulacaktır. Olağanüstü hal rejimi adeta inşa edilmeye çalışılıyor. Düşünün ki olağanüstü hal rejimini kaldırdık. Olağanüstü hal artık tarihe karşıtı diyen bir ve bununla övünen bir siyasi anlayıştan olağanüstü halin adeta bir rejime dönüştürüldüğü günümüzün karanlık Türkiye'sini yaşıyoruz. Ve her koşulda ama her koşulda birliğin, beraberliğin, her koşulda milletin iradesinin tecellisi ve bunun korunmasının savunucusu olacağını ifade eden siyasal iktidar bugün açık söylüyorum, Kürt halkına düşmanlığı, Kürt halkının yok olması ve bütün kasımlarının yok olması için elinden gelen bütün çabayı ortaya koyuyor. Bu vesileyle bir kez daha Türkiye halklarına çağrımızdır. Bugün bedel ödeyen, bugün bedel ödetilen ve bugün yok edilmeye çalışılan sadece HDP değildir. HDP şahsında bu ülkenin demokrasisidir. Bu ülkede yaşayan tüm farklılıklarımızın bir arada yaşama arzusudur ve çocuklarımızın aydınlık geleceğidir. Değerli basın mensupları, hiç şüpheniz olmasın. Türkiye büyük bir yol ayrımına doğru hızla ilerliyor. Bu yol ayrımında şüphesiz ki ama şüphesiz ki bir kez daha çözüm, bir kez daha değiştirme gücü halkın elindedir. Böylesi bir atmosfer içerisinde, olağanüstü hal rejimi içerisinde, eş başkanlarımızın cezaevinde olduğu, milletvekillerimizin cezaevinde olduğu, yarınımızın ne olacağının belli olmadığı bir atmosfer içerisinde, medyanın bir objektif haber yapmasının bedellendirilebileceği bir atmosfer içerisinde, yani adil olmayan bir ortam içerisinde referanduma giriyoruz. Ama buna rağmen 16 Nisan Türkiye açısından bir fırsattır, bir fırsata dönüştürülebilir. Bu öyle bir fırsattır ki Türkiye'nin önünde 17 Nisan sabahı iki tane yol olacaktır. Bir yol, bir bütün olarak Türkiye demokrasisi idam sehpasına götürülüyor. Türkiye'de
Kürtlerin, Türklerin, etnik kimliklerin, inansal kimliklerin bir arada yaşama arzusu idam sayfasına getirilmiştir. Türkiye ve Türkiye toplumunun bütün farklılıkları ölümle, ölüm cezasıyla adeta tehdit ediliyor. Bu yola evet diyecek misiniz? Ya da bütün bu olup bitenlere, bütün bu nusubetlere, bütün bu şer dayatmalarına hayır deyip 17 Nisan sabahından itibaren Türkiye'nin önünde yeni bir sayfayı açacak ve Türkiye'yi masaya çekecek, müzakere masasına, diyalog masasına, yeni bir anayasayı inşa etme masasına çekecek, hayırda mı bulaşacağız? Şerre karşı hayır mı diyeceğiz? Tam da bu noktada HDP bir kez daha, ama bir kez daha bütün bu nusubetten ve bütün bu şer dayatmasına hayır diyor. Ve bütün toplumu hayırda buluşmaya davet ediyor. Aynı şekilde daha önce AKP'ye oy vermiş olan vicdanlı mütedeyyin kesime de bir çağrısı var. Sadece yaptıklarımızdan mesul değiliz. Elbette ki yaptıklarımızdan bir gün mutlaka ama mutlaka hesaba çekileceğiz. Ama yapma imkanına sahip olup yapmadıklarımızdan, yapmaktan imtina ettiklerimizden de mesuluz. O halde gelin bir kez daha hep birlikte milletin iradesini kayyum atma suretiyle reddedenlere bir hayır diyelim. Şırnağı, Cizre'yi, Silopi'yi yerle bir edenlere gelin hayır diyelim. Kendi bekasını ülkesinin bekası olarak sunanlara, açık söylüyorum, hem içeride hem dışarıda, hem Türkiye'de hem Suriye'de kan dökmek suretiyle iktidarını kalıcılaştırmak isteyen siyasi iktidara hayır diyelim. Ve emin olun bu hayırlar tıpkı 7 Haziran'da olduğu gibi yepyeni bir sayfanın Türkiye'de açılmasına vesile olacaktır. Elbette ki yitirdiklerimizi geri getiremeyeceğiz. Ama 1915'lere bu ülkenin gitmesini önlemiş olacağız. Bu hepimizin elinde, bu bizlerin elinde. Büyük kaybedişi, 80 milyonun büyük kaybedişini önlemiş olacağız. Ve belki de en önemlisi, yarın 28 Şubat aynı şekilde. Dolmabahçe müzakere tutanağının, Dolmabahçe mütabakatının da yıl dönümü. Bir kez daha 2013'ün, 2014'ün müzakere ruhuna, atmosferine, diyalog ruhuna ve atmosferine geri dönmenin de yolunu aralamış olacağız, kapısını aralamış olacağız. Rezdar, Braderin Hoşevist, Munhemur Khiru Khashi, Serserimin Serçavim Rahatın, Bahatına ve Ezgelik Kevkhaşım, Bu Kurtu Kurmancı, Ezduhazın Bin Zmanku, İruhu gerek ne es, Bres Ayhan Bilgen de belirir buna. Ve muhabil jiber hatiriku darbe pek hat, naha braderin med zindan dayı, ev noveta min teslim gırt. Ev denge azadiyi, ev denge vekeviyeyi, ev denge bratiyeyi, ev ala, ala demokrasi, ala vekeviye, ala aşitiyek rumet, mel erden nedi, o emel erden neydi. Yani özgürlüğün, demokrasinin, onurlu barışın bayrağını yerde bulmadık ve yere de düşürmeyeceğiz. Bu duyguyla Van Hestiyan'a Ecar'da vesile attıkım. Her vaha naha peşarojak naha emteden ver peşarojel diyeku jbu hatireku ev denge azadiye, ev denge demokrasiye, ev denge bratiye ne ete kuştun em berkodan ektin meşan. Dvi berkodan eda her vaha berden dendai. Her vaha berdelek nahat edayın hüm gel dedi. Vaka nüseybin, vaka gündi haraba bava. O her vaha vaka ku hedefe dedi, vaka kurul nömeden. Bu viboneji ez carek dün ve selam dıkım, bi khiratına ve dıkım. Kupırsaki ve hebe ez amademe.
Bir sorunuz varsa memnuniyetle alabiliriz. خیرو خشی هاتن جناب سرک سر 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 چهار هاتن برانستی ام دوور رو شکیده در باست بون که لحمو رجل تا ناوین مخابین آرزه که گلک مزینه او هر وا لرجل تا ناوین سر سر گل کرد کردستان بلایه که نسوبه تا که گلک مزینه دوی آسته دا دیپلوماسی جبانا باشور کردستان جبانا حرم باشور کردستان و جبانا حکومت و صداقاتیات باشور کردستان پیوستیه که گر که مهم دوی واره دا ام وی سرلیدان آوی دوی رنگی نرخینه یا دو ام جوی داره خاصی چند نبری هفتر رو که مبره سلاحتن دمیرتاش اجی دی ناو دا دلگاسونه که ام نباشور کردستان بود برس سروک بحجانی حکومتا هرم کردستان و همو پارتیه که پارلمنتو یا هرم کردستان دا جی خستندنه و هر واحا سازین سویل مبوانا حفظتین پیگانی پیوستیا باکور کردستان پیوستیا ترکیه پیوستیا روژاوای کردستان پیوستیا گل کرد کردستان چیه موی بفرهی مفرسن دین که ام به همو سیاست مداری باشور کردستان رو پارلمنت کرد نها از ببیرو باورم جناب سروک بزانو که پیوستیا HDP نیرنا HDP لبی پیواجوی چیه او باش بزانه به خاطره که مفره پار بکر یعن دو ام وکا حزب HDP همو حزب باشور کردستان فنا برای خود بینه همو حزب سیاست روژاوای کردستان فنا برای خود بینه یعن روژنات کردستان فنا برای خود بینه ام هیوی دکن که همو حزب کردستانی جی مه HDP وکا برای خود بینه جبر خاطری که ام یک متوکی و ایرو مخابن روشک ام تیدانه حکومت AKP مخابن دجمناتی کردار که از هیوی دکم کن ام سرلیدانا اف سفرا برس سروک برزانی ببه بنگه و آلیکاری بنگه جبو خاطری که حکومت AKP دل جدجمناتی کرده برد از هیوی دکم کن اف سرلیدان اف هاتون اف خبات سرکوتی به او به بنگه ها شروع را وستیم هر وها نها هف سروکی مه دزندان دایی که به هاتنا جناب سروک و دلگاسون اوی به زیارت HDP امه گلکی خوش بود هر وها به همان رنگی وکا دلگاسون اکی HDP به هفدیتنا جناب سروک امه گلکی خوش بود Değerli basın mensupları, Sayın Barzani'nin, Sayın Başkan Barzani'nin, Bölgesel Yönetim Başkanı'nın Türkiye ziyareti diplomatik kanallar açısından şüphesiz ki önemli bir gelişmeye işaret etmektedir. Önemli bir duruma işaret etmektedir. Bundan yaklaşık olarak birkaç ay önce Selahattin Demirtaş eş başkanın başkanlığında bir heyetle Güney Kürdistan'da temaslarda bulunmuştuk. Bu minvalde de Sayın Başkanı hükümet yetkililerini ve parlamentoda grubu bulunan bütün siyasi partileri ziyaret etme imkanını elde etmiştik. O ziyarette HDP'nin gerek Orta Doğu'daki gelişmelere ve gerekse Kürt halkının kendi iş dinamikleri içerisindeki ittifakına, işbirliğine dair görüş alışverişinde bulunmuştuk. Bu itibarla da Sayın Başkan HDP'nin duruşu konusunda bir bilgi sahibidir. Bizim bakış açımız konusunda kendileri bilgilendirilmiştir. Bu minvalde bu ziyaretin başarılı geçmesini diliyorum. Hükümetin Güney Kürdistan'daki dostluk politikasının aynısının Rojava Kürdistan'ına ve Kürdistan'ın diğer parçalarına da sirayet etmesini temenni ediyorum. Ve aynı zamanda bu ziyaretin hükümetin Kürt düşmanlığı politikasından vazgeçişe katkı sunmasını bekliyorum. Eş başkanlarımız ve milletvekillerimiz biliyorsunuz cezaevindeler. Sayın Başkan Barzani'nin HDP'yi ziyaretinden de büyük bir memnuniyet duyacağımı
büyük bir memnuniyet duyacağımızı ifade etmek istiyorum. Ama aynı şekilde Sayın Başkan'la her koşulda bir araya gelmekten iki kardeş olarak büyük bir memnuniyet duyduğumuzu, büyük bir memnuniyet duyacağımızı da ifade etmek istiyorum. Teşekkür ederim. Bir sorun, İslam iddiaları var. Türkiye'yle hareketler edilen bir konusunda anlaştığı erkekle fakat yönetim yönetimine hayır dediği için örgütten yönetime karşı bir tepki var. Çevrede gazete üyesine ilişkili bir açıklama var. Çok ısrarlı bir konu istekledim. Ben sayın vekilin ayıkken açıklama yapmasını öneriyorum. Bütün bu olup bitenler, bütün bu yaşadıklarımız, bütün bu saldırılar, bütün bu zulümler karşısında böyle bir iddiada bulunmak herhalde ayık olmayan, herhalde kendinde olmadığı bir zaman dilimi içerisinde yapmış oldukları bir açıklamadır. Ayık olduğunda büyük memnuniyetle istişare ederim, değerlendirmeyi tartışalım.